yani. Ya anlamıyorum ben. Annem niye o evde kalıyor ki? Yani sanki başka bir yer mi yok? Belki de bulamadı başka bir yer. Geçen gün Edremis'e geri dönmeyeceğim. Seni geri kazanacağım falan demişti. Acaba o yüzden mi gitmedi? Belki de. Ama ya Feray teyze öğrenirse o evde kaldığını? Ne öğrensin, ne olacak ki? Saçmalama. Bülent amca annemi kimseye söylemeden oraya yerleştirdi. Yani sanki böyle Feray teyzenin arkasından iş çeviriyor gibi oluyoruz. Bence annen de bunları düşünüyordur. Hem ortada daha önemli bir durum yok mu sence de? Ne gibi? Annen şu an hastanede Zeynep, farkında mısın? Evet. Yani yok Melis öğrenirse ne olur? Yok Feray teyze öğrenirse ne yapar? Boş ver artık bunları. Annen hapiste yaralandığı zaman hastaneye kaldırılmıştı. Seni uzaktan da olsa görmek istediğinde gözlerindeki o özleme tanık oldum ben. Gerçekten mi? Evet. Bence annene git. Geçmişi unut. Unutmak o kadar kolay mı Ege? Kolay. Annenin elini tut. Senin o notta yazdığın gibi. İnsan bazen çok geç kalabiliyor. Sonra çok pişman oluyor. Keşke diyor. O keşkeler de insanı çok yaralıyor Zeynep. Sen de benim gibi keşke deme. Geç olmadan git annene sarıl. Seni korumaya çalıştım ben Bülent. Yıllar önce yaptığım şeyden de zerre kadar bile pişmanlık duymadım. Kocamın başına gelenlerden sonra bunu neden yaptığımı da anlamanı beklerdim ben senden. Anlamıyorum. Ya kendi hayatına bakıp benim hayatımı değiştirmeye çalışmanı anlamıyorum abla. Benim hayatıma müdahale etme biçimini anlamıyorum abla. Ben Gönül'ü ölümüne sevdim. Anlıyor musun beni? Onunla mutlu bir yuva kuracakken, bir aile olacakken senin yüzünden paramparça olduk abla. Paramparça. Bülent amcanın sesini ama. Bak sen sadece Gönül'le beni ayırmadın. Sen beni evladımdan da ayırdın abla. Ya ben hamile olduğunu bilmiyordum ki. Bilseydin onu da aldır derdin mutlaka. Sen ne diyorsun be? Ben o kadar kötü kalpli biri miyim ha? Bilmiyorum. O kadar kolay yalan söylüyorsun ki. Gerçekten Naciye Hanım, sen nasıl birisin? Anne. Naciye Hanım. Yiğit bahsetmiş. Ablam da anneni merak edip gelmiş. Zaten şimdi gidiyordu. Hadi abla. Ya öyle. Hadi abla. Gönül Hanımcığım çok geçmiş olsun. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Eski evinde kaldığımı söylemem gerekiyordu sana, biliyorum. Bunları sonra konuşuruz. Sen nasılsın? İyi misin? Başın nasıl?
pimpon topu gibi şişti. Hakikaten öyle olmuş. Güzel kızım. Nasıl özlemişim gülüşünü.